Futbol Vizyon'dan merhaba. Bugün sizlerle liglerin başlaması konusunu görüşmek istiyoruz. Tabii bu konuda çok çeşitli görüşler var. Kulüpler Birliği Vakfı bir toplantı gerçekleştirdi ve o toplantı sonunda da yine bir karmaşa ortaya çıktı. Onu da vurgulamamız lazım. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü Başkanı aynı zamanda burada playoff'u da konuştuk dedi. Oysa Mustafa Cengiz, Galatasaray Kulübü Başkanı, playoff'la ilgili herhangi bir şey konuşulmadı dedi. Bir anlamda Ahmet Ağoğlu, Trabzonspor Kulübü Başkanı da kendisini destekler bir cümle kurdu. Yani playoff'un gündemde olmadığını söyledi. Evet, şimdi neden playoff ya da neden 17-18 Nisan tarihleri üzerinde konuşulduğu konusunu biraz açmak istiyorum sizlere. Şimdi öncelikle şunu söylememiz lazım. Playoff konusunu önce konuşalım. Playoff Türkiye'de 2011-2012 sezonunda uygulandı ve hala bugün konuşulan, tartışılan bir konu. Yani ligin şampiyonu neden böyle bir duruma geldi diye bir konuşma gerçekleşti ki ligde bitirilmişti zaten. Hemen şunu vurgulamamız lazım. O playoff'a Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor katıldı. Ve Galatasaray 77 puanla 77 puanı vardı Galatasaray'ın. Fenerbahçe'nin 68, Trabzonspor ve Trabzonspor'un 56, Beşiktaş'ın 55 puanı vardı. O puanlarla ikiye bölünerek gidildi ve bu 4 takım kendi aralarında 6 maç oynadı ve bu 6 maç sonunda en yüksek puanı Fenerbahçe topladı. 13 puan aldı. 9 puanla Galatasaray ikinci oldu. Yani puan, playoff puanı olarak söylüyorum. Sonrasında Trabzonspor ve Beşiktaş'ın 5'er puanı vardı. Hani neredeyse son maçı kazansa Fenerbahçe rakibinin 77'ye 68 ki 9 puan gerisindeyken şampiyon olacaktı. Çok adil ve adaletli bir yapısı yok. Tabii sezon başından itibaren koyarsanız takımlar ona göre bir planlama yapabilirler ama sezon başında da böyle bir planlama yapılmadı. Doğaldır ki mücbir bir sebep var, olağanüstü bir durum var. Şimdi konuşulan konu şu, playoff konusu bir kere bana göre çok uygun bir konu değil. Playoff'un yapılmasını çok doğru bulmuyorum, şu anda da bulmuyorum. Toplanan puanlar işte genel olarak baktığında mesela 5. olanın 4. olmayacağını nereden biliyorsunuz? Ya da 3. olanın lider olacağını nereden biliyorsunuz? Bunlar çok hassas konular. Mesela ilk yarıya baktığınızda Galatasaray'ın kötü oynadığını ama ligin ikinci yarısında müthiş bir seri yaptığını görüyoruz. 8 maç 24 puan gibi. Onun için geride kalan 8 maç birçok şeyi değiştirebilir diye düşünüyorum. Ben onun için de playoff'un çok da doğru bir yaklaşım olacağını düşünmüyorum. Şimdi playoff dışında konuşulan konu, önemli bir konu var. Hızlandırılmış lig. Bana göre en mantıklısı bu. Hızlandırılmış ligin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim maç sayısı olarak da yeterli süremiz olacak diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir açıklayalım isterseniz önce. Avrupa'da da ligler ertelendi. Peki onlarda kalan maç sayısı kaç? Ona bir bakalım isterseniz. İngiltere'de şu ana kadar 29 maç oynandı. 38 haftalık bir lig oynanıyor. Yani 9 hafta var. Almanya'da 25 maç oynandı. 34 haftalık süreçte daha önlerinde 9 haftaları daha var. İtalya'da 26 maç oynandı. 38 hafta oynanıyor lig ve 12 hafta daha var. Yani 12 hafta daha maç oynanması gerekiyor. İspanya'da 27 maç oynandı. 38 maç oynanacak ligin bitmesi için 11 hafta var. Keza Fransa'da da 27 maç oynandı. 38 hafta oynanması gereken ligde 11 hafta var. Yani bütün bunlara baktığımızda Türkiye Ligi'nin 26 maçı oynandı. 34 maç içerisinde sadece 8 haftamız var. Şimdi demek ki biz bir kere 5 majör lige göre bir hafta daha en azından bazıları için, bir hafta bazıları için, 3 hafta bazıları için, 4 hafta daha az oynama şansına sahibiz. Denilebilir ki kupa maçları da var. Evet, 2 tane de kupa maçı olduğunu söyleyebiliriz. Oralarda da bunu benzeri maçlar olduğunu vurgulayabiliriz. Şimdi biz hızlandırılmış bir lig oynayabiliriz dememin sebebi şu. Zaten şöyle bir gerçek var. UEFA
diğer takımlar, diğer ülkelerden de takımları istemeye başlayacak. Diyecek ki bana şampiyonunuzu gönderin, ikincinizi gönderin, üçüncünüzü gönderin. Kim bunlar diyecek. O zaman ne olacak? O zaman onlar 12 haftayı, 11 haftayı tamamlarken biz herhalde 8 haftayı rahat rahat tamamlarız. Onun için bu playoff meselesi yerine hızlandırılmış ligi ben daha doğru görüyorum, daha sıcak bakıyorum. Hızlandırılmış lig için 17-18 Nisan tarihleri genel olarak benim için çok da mantıklı bir tarih olarak görünmüyor. Şu gidişata göre, koronavirüsün gidişatına göre çok da mantıklı görünmüyor. Ama Mayıs ayı başında bile başlasak, Mayıs ayının ilk haftasından sonra bile başlasak, yaklaşık 5-6 hafta içerisinde hızlandırılmış bir ligi 15 Haziran gibi bitirebiliriz ki 27 Haziran'da da bizde malum final oynanacak, Şampiyonlar Ligi finali oynanacak. Tabii her şey koronavirüsün durumuna bağlı olarak söyleyebiliriz. Bu noktada demek ki şunu söylememiz uygun, hızlandırılmış lig bizim için önemli. Bir de ayrıca şu konu da var. Avrupa zaten bizden daha fazla maç yapmak zorunda. 5 majör lig başta olmak üzere daha fazla maç yapmak zorunda. Onlar bu süreyi tamamlarken herhalde biz de 8 haftalık süreyi tamamlarız. Kaldı ki az önce de söylediğim gibi Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun sözleri de dikkat çekici. Gerçekten de 6 maç oynamamız lazım diyor playoff oynamak için. Doğru, 6 yerine 8 oynamanın ne farkı var? Çok ciddi bir fark yok yani, 2 tane maç farkı var. Şimdi bunun dışında başlama tarihini söyledik. Playoff'la ilgili hiç sıcak bakmadığımı, playoff'un hakkaniyetli bir sistem olmadığını net bir şekilde söyledim ki Mustafa Cengiz de, Galatasaray Kulübü Başkanı da, playoff haksızlık olur diyor. Kaldı ki playoff'ta şampiyon olmuş bir takımın başkanı olmasına rağmen haksızlık olur diyor. Burada önemli bir nokta, tartışılan bir konu da mevcut durumla tescil konusu. Yani şu andaki ligi olduğu gibi tescil edelim konusu var ki bence bu da çok sıcak bakılacak bir durum değil. Zaten Avrupa'nın birçok ülkesi 5 majörlük, İspanyollar mesela kesinlikle böyle bir şeyi kabul etmeyiz diyor. Kaldı ki Liverpool'un ne kadar önde olmasına rağmen, puan olarak ne kadar rakipleriyle arasını açmasına rağmen Premier Lig'de kabul etmiyor mevcut durumu tescil etme konusunu. Dolayısıyla bu da, yani mevcut durumun tescil edilmesi de çok sıcak bir gelişme değil. Bir de küme düşme kaldırılsın, aşağıdan yeni takımlar gelsin. Tabii bunu bir fırsata çevirmeye çalışan belki kulüplerimiz de var. Kaldırılsın, aşağıdan yeni takımlar gelsin. İşte 3 takım daha gelsin. Ligimiz 18 takımdan 21 takıma çıksın. Sonrasında 3 takım, sonra 6 takım düşsün, tekrar 18'e dönsün türünden açıklamalar var ki bunlar da hiç gerçekçi yaklaşımlar değil. Bir de şunu söylemek lazım, 21-22 takım gibi rakamlar telaffuz ediliyor. Bunlar son derece yanlış. Önümüzdeki sene ne olursa olsun, hani bu koronavirüs problemi de ortadan kalkacağını düşünürsek, bir Avrupa şampiyonası uygulanacak. Siz 22 takımlı, aşağı yukarı 22 takım demek 21 diyelim ki öyle, 21 çarpı 2 42 maçlı bir sezonu nasıl tamamlarsınız da Avrupa şampiyonasına hazırlanabilirsiniz? Onun için bu da çok mantıklı ve gerçekçi bir yaklaşım değil. Ben playoff'a sıcak bakmıyorum. Mevcut durumla ligin tescil edilmesi de bana göre mantıklı değil. Ben hızlandırılmış bir ligden yanayım ki, kaldı ki bu çok da fazla konuşulan bir konu. Ama tarih konusunda ayrılıyoruz. 17-18 Nisan diyor Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, ama bu tarihte başlamasının pek kolay olacağını düşünmüyorum. Mart ayının sonlarına yaklaşıyoruz. Hala ülkemiz çok ciddi bir koronavirüs salgınıyla uğraşıyor, pandemiyle uğraşıyor. Onun için de Mayıs ayı başlarının bu iş için, start için uygun olduğunu düşünüyorum. Evet, futboldan biraz uzak kalacağız ama, yani diğer sporlardan da uzak kalacağız ama en azından bu sorunu çözmeden lig başlatmak bence son derece hatalı bir karar olur diye düşünüyorum. Bu arada tabii hala da bu Kulüpler Birliği Vakfı içerisindeki sorunları da çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Playoff'la ilgili herhangi bir konuşma olmadı diyor. İşte Ağaoğlu olsun, Mustafa Cengiz olsun. Sonra bakıyoruz, Mehmet Sepil önce playoff'ta seçeneklerimiz arasında diyor. Sonraki açıklamasında evet, playoff'u konuşmadık, biz onu düşünüyoruz diyor. Bu tür olaylardan da, yani bilgi kirliliğinden de
kaçınmamız gerekiyor. Evet, yani benim düşüncem bu. Playoff sistemine kesinlikle karşıyım. Net bir şekilde söylüyorum. Mevcut durumla tescile de karşıyım. Liglerin hızlandırılmış bir şekilde oynanmasının doğru olacağını düşünüyorum. Bu noktada yapılacak çalışmalar sanıyorum bizi daha iyi bir sona ulaştırır. YouTube'da beni izlemek için abone olmanız gerekiyor. Tabii abone olmadan da izlemeniz mümkün ama abone olursanız daha çok seviniriz. Size bu bildirimler gelecektir. Teşekkürler.